Hacı adayları kutsal topraklarda ibadete devam ediyor. Onlardan biri de arkadaşımız Mustafa Güngör. Şimdi birkaç dakikalığına kutsal topraklara gidelim ve Mustafa Güngör'den oradaki atmosferi dinleyelim. Mekke en kalabalık günlerinden birini daha yaşıyor. Kurban Bayramı öncesi yüz binlerce hacı adayı Arafat'a çıkıp hacı olabilmek için gün sayarken vakitlerini Kabe'de tavaf ve ibadet ederek geçiriyor. Cuma günden itibaren Arafat'a çıkmaya başlayacak olan hacı adayları kafileler halinde Arafat'a, Müzdelife ve Mina'ya götürülüyor. Buralarda Arafe günü yapılacak ibadetlerin bulunmaların provaları yaptırılıyor hacı adaylarına. Hacı olmak için bulunması gereken mekanlarda hacılara yapması gerekilen bilgiler veriliyor. Hacılar Cebelurrahme Tepesi'ne çıkarak burada da ibadet ediyorlar. Bilindiği gibi Cebelurrahme Tepesi Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştukları nokta olarak biliniyor. Ve Hazreti Peygamber'e Haç'ta mikat sınırları içerisinde bulunduğu belirtilen alan bu Arafat Dağı'nın eteklerindeki alan. Sıcakta tavaf ve ziyaretlerini yaptıktan sonra hacı adayları otobüslerle, klimalı otobüslerle taşınıyor ve soğuk çarpması, hava sirkülasyonuyla birlikte soğuk çarpmalarını ve bir takım gripal enfeksiyonların yaşanmasına neden oluyor. Halen hastanelerin servisinde şu anda 50'ye yakın yatan hasta bulunuyor ve bunlardan 11'i yoğun bakımda. Tabii kutsal topraklarda üzücü haberler de geliyor. Yaklaşık 24 hacı vefat etti. Kutsal topraklarda Türk hacı adayı vefat etti. Bunlardan 18'i Mekke'de, 6'sı Medine'de vefat etti. Hacı adayları Cuma gününü bekliyor. Cuma günden itibaren hacı adayları hacı olabilmek için Arafat'a çıkmaya başlayacak. Ve burada vakfe ile birlikte şeytan taşlama işlemini yaptıktan sonra veda tavafı ile hacı adayları tekrar memleketlerine dönüşleri başlayacak. Mekke'den anlatacağım. Bu kadar. Tekrar sizde. Mustafa Güngör'e aktardığı bilgileri